NFT paralarını yerken ama hangi kanallar olduğunu söylemem, gizli aramızda. Kugucan'dı, NFT King, Kugucan, BMW sevdalısı. Oo Samet. Oo Nesrin. Selamın gelmedi Samet. Ne haber? Selamun aleyküm. Selam kanka. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun kanka? Uyanıyorum. Neredesin oğlum sen? Günaydın. Evdeyim ya. Böyle bir uyku düzeni olmaz ama sikim, kendimi kaybettim ortağım ya. Bir şey söyleyeceğim ortağım. Ne yaptınız? Neyi ne yaptık? 2 gündür uykusuzsun, yoksun amına koyayım. Büyük para vurmuş olman lazım. Büyük para, çarpıldım yine amına. Nasıl çarpıldın? Cüzdanımı boşalttı orospu çocukları. Hangi cüzdanını boşalttı? Nasıl boşalttılar? Boşalttılar vallahi. Phantom mı? Kaç Phantom. Bin TL? Hangisi boşalttı abi? 10K. Abo. Ne demek hangisi boşalttı? Boşaltanı bulsam anasını sikerim zaten. Ya 10.000 lira mı dolandırıldın yine bu sektörde? He ya, anasını sikeyim, biz bu sektöre dolandırılmaya girmişiz. Orlaya be, güzel. 10.000 lira kaybetmesi hoşuma gitti. Çünkü çok kazanmıştı son dönemlerde, deyip de bir 10.000 lira kaybetsin. Orası mı çocuğum? Söyle 10.000 lirayı sokağa atayım bari. Daha içim açmaz en azından. Böyle orul olmadık kovalıyorsun ya kanka. Biraz ara vermişsindir. Yoksa öbür türlü amına koyayım bir coin alırsın. 250 lira coin alırsın. $1.000.000 kazanırsın. Onu hiç kaldıramazdım. Şimdi en azından kontrollü hareket edersin. Her gördüğün coin'i atlamazsın şimdi en azından. Evet. Oğlum nasıl 10.000 lira dolandırılır? Bak Samet'i yıllardan beri tanıyorum ve Samet ilk defa hangi işe girdiyse hep dolandırılmıştır. Sana o kadar şeytan Samet diyoruz kanka. Nerede kaldı senin şeytanlığın? Ya, cin olmadan adam çarpılır mı? Nereden bir dolandırılmadan nasıl öğreneceğim ben bu piyasayı? Abi bir şey söyleyeyim mi? Samet gerçekten kanka ya. Sen bir tane Kıbrıs'ta bir yere dolandırılmıştın. Neydi o? O Ukaş ya, orospu çocuğu. Ukaş hayatımda aldı ama Google'a Ukaş oydu ha. Google'a Ukaş al yaz, Ukaş satın al yazıp çıkan ilk reklamlı dolandırıcı sitesine girdi. Direkt parayı yatırdı. Ondan sonra Ukaş bekliyor. Adam en sonunda aradık bunu, adam aradık falan filan. Adam dedi ki siktir git lan, bir şeyler dedi sana. Bir de küfür yedi üstüne. Adam anama söyledi orospu çocuğu, bir de paranı dedi çatır çatır yiyeceğim seni. Adamlara güne eşitmiş oluyor işte, şeytan gibi. Ondan mı dolandırıyorsun lan Avel? Millete günah işletmek için mi yapıyorsun? Çok yerinde bir yorumlar harbiden. Tam şeytanmış lan bu. Ben bu kadar şeytan olduğunu düşünmüyordum. Neyse ortam, cayır cayır yanacak, merak etme. Ama biraz tersen anlamış. Zeka biraz farklı. Çıkartamadın mı şeyi? Zararını. Yok ortam, ne zararı ya. Ben 2 gün kendi işimle falan uğraşıyordum. Yazılıma döndüm sikerim NFT'sini de. Nasıl piyasası olmuş ya, anlat da biz de dikkat edelim demiş. Harbiden anlat o zaman ciddi bir şekilde de millet oltalanmasın. Gerek yok, salak olmayan yemez o şeyi zaten. Ben salaklığıma yedim. Ne yaptın? Bir yerde bedava para kazanmak ister misiniz mi tıkladın? Ne yaptın? Ayda 30.000 lira kazanmak ister misiniz? Ona mı tıkladın? Coin'i alacaktım da adamların DC sunucusundan link paylaşacaklardı saat tam 10'da. Evet. Saat tam 10'da da orospu çocuğun teki aynı şey gibi bana mesaj attı. Coin sayfası. Abi sen en yenmeyecek durumdan gitmişsin. Ulan. 1 saniyede bitiyor coin, hemen alayım dedim amına koyayım. Gitmiş sitenin filan da aynısını yapmışlar. Tıkladım, cüzdan boşaldı, ananı sikeyim. Hayır, bir de kar etme ümidiyle gittin ya sen oraya. Cüzdanın hani kar edemezsen, hiç alamasan mesela üzülürdün. Ama üstüne bir de cüzdanının boşaltması gerçekten bir tık ayıp olmuş yani. Herkes orospu çocuğu olmuş. Kekrim. Allah yedirmesin benim paramı. Tövbe estağfurullah ya. Niye tövbe ya? Yedirmesin orospu çocuğuna benim paramı. Kegrim çok acil linkteki şarkıyı yorumlaman lazım. Sanırım bir başyapıtın çıkışına şahitlik ediyoruz. Ne diyorsun ya? Bu ne? Ceren Yıldız ara ara. Arıyor.